Öncelikle sizleri tanıyalım. Merhabalar, ben Onur Cansu. Panasonic Türkiye Satış Müdürüyüm. Saha Expo 2020'de Türkiye'nin ve dünyanın en büyük savunma, uzay ve havacılık fuarlarından biri. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz öncelikle bunlardan? Öncelikle Saha Expo 2024'te bulunmaktan dolayı mutluyuz. Paydaşlarımız olan firmalarla birlikte Saha Expo'da müşterilerimize kendi ürünlerimizle ilgili çözümleri gösterebildiğimiz ve bu fırsatı Saha Expo bize verdiği için Saha Expo yönetimine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Saha Expo'da hangi ürünleri sergiliyorsunuz? Saha Expo'da Panasonic'in dayanıklı dediğimiz sektörün yaratıcısı olan ve bu konuda dünyanın en önde gelen firması olan Panasonic'in askeri amaçla üretilmiş dayanıklı notebooklarını ve tabletlerini sergiliyoruz. Ve askeri amaçla kullanımda çeşitli özelleştirilmiş çözümlerimizi sergiliyoruz burada. Türk Silahlı Kuvvetleri Panasonic'in ürünlerinden faydalanıyor mu? Varsa da bunlar nelerdir? Öncelikle onlar. Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 30 yıldır Panasonic'in bu tip ürünlerini kullanmaya devam ediyor. Bizler yeni teknolojilerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterini geliştirmeye devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz cihazların tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli projelerde kullanılmaktadır. Ama güvenlik sebebiyle projelerin isimlerini maalesef açıklayamıyoruz. Panasonic dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Bünyesinde yaklaşık olarak 300 bin çalışanı bulunmakta. Dünyanın en büyük batarya üreticisi. Çeşitli büyüklüklerde batarya hücreleri üretmektedir. Mobil cihazların en önemli bir komponentinin batarya olduğu günümüzde Panasonic'in batarya yatırımları çeşitli noktalarda devam etmekte. Ama şu an için Türkiye'de aktif bir üretim yatırımı düşünülmemektedir. Silahlı kuvvetlere çözüm üreten diğer savunma firmalarının üretim ve teknoloji partnerlerini yapmaktayız. Mesela Aselsan, Havelsan, Türk Hava Kurumu, Türk Uzay Sanayi, TUSAŞ dediğimiz firmaların çözümlerinin içinde çözümün bir parçası olarak Panasonic Toughbook ürünleri kullanılmaktadır. İhracat hedefleriniz 2024 yılı bitmek üzere bildiğinizde. 2025 ve gelecek hedefleri için Türkiye'de nasıl, yani savunma sanayisine nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Sonuç olarak biz Panasonic olarak bu ürünleri yurt dışında Japonya'da üretmekteyiz. Türkiye'ye ithal ettiğimiz ürünleri Türk savunma sanayisi kendi çözüm içinde birleştirerek yurt dışına ihraç ediyor ve bizim cihazlarımız yer istasyonu olarak kullanılmakta. Mesela İHA'larda ya da dronlarda yer kontrol istasyonu olarak Panasonic Toughbook cihazları kullanıyorlar ve sonuç olarak bazı zor durumlarda İHA'ların, SİHA'ların gidişatı değiştirdiğini siz de haberlerde duydunuz. Bu İHA'ların ve SİHA'ların yer kontrol istasyonu olarak Panasonic Toughbook'lar kullanılmakta. Peki Toughbook'ların Panasonic'i diğer firmalardan ayıran özellikler neler? Farklı kılan özellikler teknolojiyi ilk uygulayan firma olması. Güncel teknolojiyi ilk uygulayan firma. Çünkü dayanıklı dediğiniz cihazlar çok fazla güncellenmiyor maalesef dünya üzerinde. Çünkü satış adetleri diğer consumer cihazlara göre çok yüksek değil. Sonuçta consumer cihazlar milyon adetlerle satılırken aylar bazında bu dayanıklı dediğimiz ürünler aylar bazında on binlerle ölçülebilecek adetlerde satıldığından dolayı güncel teknolojileri çok hızlı uygulayamıyor rakip firmalar. Ama Panasonic en güncel teknolojileri ürünlerine uygulayabiliyor ve dayanıklılık testlerini kesinlikle üçüncü parti test merkezlerinde yapıyor. Yani bazen aldatmacalar oluyor çözümler içerisinde. Firmalar şunu söylüyorlar. Biz işte şu standardı sağladığımızı deklare ediyoruz diyorlar. Aslında sağladığını deklare etmek doğru bir çözüm yaklaşımı değil. Sağladığını belgelemek gerekiyor. Biz üçüncü parti test merkezlerinden aldığımız test raporlarıyla sağladığımızı belgeliyoruz. Türkiye'de herhangi bir yatırım çalışma yok dediniz. Şu an için. Üretim. Peki gelecekte bunlar? Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Neden olmasın diyorum.
Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öncelikle merhaba, sizleri tanıyalım. Merhabalar, Sarp Yazıcı. Pankow firmasının genel müdürü olarak görev yapıyorum. SciExpo 2004 Türkiye'nin ve Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük savunma sanayi kümelemesinden biri. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? SciExpo ile ilgili önce bir değerlendirme alırsak. Yani Cumhurbaşkanlığımızın biliyorsunuz son yıllarda özellikle promote ettiği bu organizasyon konusunda bizler de katılımcı olarak bulunmaktan hem gurur duyuyoruz hem de burada birçok farklı çözüm ortağının birbirleriyle entegre olması, çözümlerini paylaşması ve bir koalisyon halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermekten çok mutluyuz. Bu projelerde, bu koalisyonda sizinle görüşme yaptığınız yurt dışı olsun, yerel olsun firmalar var mı? Gerek kuvvet komutanlıklarının hepsiyle, gerek vakıf firmaları, Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi firmaların hepsiyle beraber direkt olarak kontak halinde olan firma bizim firmamızdır. Panasonic Topkapı savunma sanayi alanında yapay zeka ve 5G teknolojisiyle ilgili nasıl bir konumda? Herhangi bir veri güvenliğini silahlı kuvvetler olsun veya herhangi bir ürün satıcısına sağlayabiliyor mu? Veri güvenliği konusundan başlarsak eğer, sadece bizim tabletlerimizin üzerinde tek tuşla beraber bir saniye içerisinde ayrılabilen bir disk özelliği bulunuyor. Dolayısıyla kullanıcı cihazı bıraktıktan sonra bu diski cebine alarak veri güvenliğini en üst seviyeye çıkartabiliyor. Artificial Intelligence, akıllı zeka konusunda da dünyadaki ilk tableti, Intel destekli ilk tableti biz ürettik ve şu an satışını yapıyoruz. Peki bu yerli üretim mi yoksa Panasonic adı altında yurt dışı? Yani işlemcinin Intel olduğunu düşünürsek yerli üretim demek biraz zor ama entegrasyon yerli konusunda yerli olarak bütün ekibimiz yerli olarak desteğimizi veriyoruz. Yerleştirme çabaları mevcut mu yoksa bununla ilgili gelecekte planlar? Şu an aksesuarlar da yerli olarak değerlendirmeler devam ediyor ama ana ünitelerde bir bilgisayarın yerli olarak üretilmesi şu an için planlarda yok. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla ve Türk Silahlı Kuvvetleri'yle herhangi bir işbirliğiniz var mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 yıl boyunca tedarikçisi oldunuz. Bu gelecekteki hedefleriniz neler? Yani en son geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kara Kuvvetleri'nin bir projesini neticelendirdik. Zaten direkt olarak görüştüğümüz kuvvet komutanlıkları ve silahlı kuvvetler organizasyonları bizim şu anki mevcut ciromuzun %90'ını oluşturuyor diyebilirim. Peki Panasonic Topkapı diğer firmalardan ve diğer ürünlerden ayıran özellikler nedir? Bunu da sizden de alalım. Biz marketin lideriyiz. İlk üretici biziz. En iyisini biz üretiyoruz. Ve en sağlam olan ürün de bizim ürünümüz. Öyle söyleyebilirim her size. Her türlü koşulda, hani hava koşullarında da sağlam diyebiliriz. Atmosfer olan her ortamda çalışabilecek bir cihaz. Peki yapay zeka ile ilgili böyle çalışmanız var mı? Intel'in desteklediği 13. jenerasyon Artificial Intelligence destekli işlemcileri şu an kullanmaya başladık. Tabletimizde ve laptopumuzda hazır bulunuyor. Yerli firmalarla işbirlikleriniz var mı? Hani silahlı kuvvetler ve şey haricinde, Savunma Sanayi Bakanlığı haricinde. Baykar olsun, Aselsan olsun, alt firma iplenicileri. Baykar, Baykar'ın alt kuruluşları ve bunlar gibi daha çok Türkiye'de üretip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veren bütün firmalarla beraber, özellikle drone üretici firmalarla beraber görüşüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.